Arkadaşlar, bugün okulda ileride yapacağımız meslekleri tartıştık. Aslında meslek seçimlerimiz ailelerimizi çok şaşırttı. Çünkü birçok aile oğlunun mühendis, asker ya da polis olacağını beklerken kızlarının da tasarımcı, hemşire ya da öğretmen olacağını tahmin ediyor. Oysa dünyada çok iyi kadın polisler, askerler ve çok yetenekli tasarımcı erkekler var. Meslekleri cinsiyete göre ayıran bizleriz aslında. O yüzden bunu hep beraber yıkabiliriz. Başak da buradan selamlar yolluyorum. Benim bu düşüncelerimi ele alan çok güzel bir video çekmişsin. Gerçekten tebrik ediyorum ve umarım bu videoları bir gün birlikte de çekebiliriz. Şimdi yatmam lazım. Yarın çok önemli bir sınavım var. İyi geceler. Aa! Tamam hocam, hemen geliyoruz biz. Merak etmeyin. Hoşça kalın. Kalk Tuna, kalk. Okula gidiyoruz. Ne oluyor ya? Merve ağlıyormuş. Morali çok bozukmuş. Hayırdır? Ne oldu Gönül? Ya sınavı kötü geçmiş. Ödüm patladı Gönül ya. Vallahi yani düşüp bayılacaktım yani. Bir şey oldu zannettim ya. Sen de bayıla bayıla bir hal oldun. Hadi kalk gidelim de öğrenelim. Stres yaptı kız herhalde. Yürü. Peki hocam, çok teşekkür ederim haber verdiğiniz için. İyi günler. Ne oldu hayatım? Niye moralin bozuldu? Ay Merve'nin sınavı çok kötü geçmiş. Olsun hayatım, çalışır daha iyisini yapar bir dahaki sefere. Hayatım, ben ona üzülmüyorum ki. Çok ağlıyormuş. Çok mu üzülmüş? Ay çok üzülmüş, çok ağlıyormuş. Hadi kalk, gidelim de bir yüzünü göreyim, kalk. Sertaç, ben kalk deyince niye kalkmıyorsun? Ya sen önden git hayatım, benim çok önemli bir işim var. Ne işin var? Ya sen git hayatım, haberleşiriz. Yani Merveciğim, konuştuğumuz gibi bu kadar kafana takmana gerek yok. Ya nasıl kafama takmayayım ya? Tek bir soru bile yapamadım. Kızım belki yapmışsındır yani, doğrudur onlar. Sen şimdi bir anda panik yapıyorsundur ya. Babacığım, bir şeylerin doğru olması için bir şeyler yapmış olmam gerekiyor değil mi? Ben soruya baktım, soru bana baktı ve hiçbir şey yapamadım. Ne yapalım canım, stres yaptın herhalde. Yani odama gidiyorum ben, beni rahatsız etmeyin ya. Ama böyle olmaz ki Merve yani, oho! Sen ne yaptın oğlum? Ben de yapamadım. Sen niye üzülmüyorsun? Ben sınavlar kötü geçince üzülmeyi bıraktım artık anne. Hale bak, sınavı kötü geçmiş. Burada yayılmış müzik dinliyor ya. Oğlum! Oğlum! Ne yapıyorsun burada böyle? Ne oldu anne ya? Oğlum sınavın kötü geçmiş. Ya anne, ben sana dedim. Ben artık sınavın kötü geçince üzülmemeyi öğrendim. Aferin oğlum. Öğrene öğrene bunu mu öğrendin yani? Ya, bir şey soracağım. Merve çıkmıyor değil mi odasından ya? Gidip bir bakayım mı ben Gönül? Hayır hayır. Rahat bırak kızı Tuna. Rahat bırak. Kendi haline bırak bir. Ah, hoş geldiniz. Buyurun Özlem Hanım. Hoş bulduk. Çocuğum nasıl? Odasından çıkmıyor odadan. Ne gerek var böyle hareketlere, anlamıyorum ki. Aynı babası ağlak ağlak abartıp. Ne alakası var Allah'ını seversen Özlem ya. Ya ayrıca çocuğun bu konularda hassas olması son derece iyi bir şey. Yani sınavdan kötü not alıyor ve bunun için de üzülüyor. Yoksa nasıl yetiştireceğiz bu çocukları yani? Orçun'a bak, gayet mutlu. Bir şey mi dediniz? Yok, bir şey demedik oğlum. Bak işine sen. Ben konuşayım çocuğumla. Allah aşkına Özlem, ne olur çocuğu rahatsız etme şimdi. Bırak kapı kendi kafasına otursun yani orada. Sertaç Bey nerede? Orada buluşuruz dedi. Sen önden git dedi. Gelecek biraz sonra. Yani bu arada şu tatil şey için tekrar teşekkür ederim. Yani hakikaten mahcup ettiniz bizi. Aman önemsiz. Bence hiç önemsiz değil ama neyse. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı düğüm tutarım.